Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Samsung Galaxy A14 cep telefonunu incelemeye başlıyorum. Kanala aboneyseniz ya da beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Samsung Galaxy A ailesinin yeni modelleri geçtiğimiz ay yani Mart ayının içinde tanıtıldı. Ben de bir etkinliğe giderek burada sizlere özel bir ön inceleme videosu çekmiştim. Tabii o bir ön inceleme videosu olduğu için telefonun özelliklerini ve diğer detaylarına çok fazla değinememiştim. Samsung Galaxy A14 teste geldi ve ben de detaylı bir şekilde inceleme imkanı buldum arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ben telefonun bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu model arkadaşlar Samsung'un giriş seviyesi olarak addedebileceğimiz bir modeli. O bakımdan tasarım öğeleri de aslında giriş seviyesine yakışır nitelikte olmuş. Önden baktığımız zaman çerçeve kalınlığı yanlarda ve üstte aynı fakat altta biraz daha kalın bir çerçeve var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve kamera tarafına geldiğimizde ise U tasarım anlayışı olduğu için kamera yukarıda ve U şeklinde bir tasarımla bizleri karşılıyor. Biliyorsunuz Samsung'un O tasarımı ekranları da bulunuyor. Bunlar da A5 ailesinde genelde karşımıza çıkan ekran tasarımları. A1 ailesinde yani 13'te de böyleydi. 14'te de bizi U şeklinde bir tasarım bekliyor. Bunun dışında yan tarafa çevirdiğimizde çok klasik olacak ama açma kapama tuşu, bu tuşa entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu ve ses açma kapama tuşu bulunuyor. Diğer yan tarafta sim kart yuvasının olduğunu söyleyeyim. Üst taraftan baktığımızda herhangi bir bağlantı vesaire yok. Sadece bir mikrofon deliği var. Alt kısma geldiğimizde ise 3.5 mm kulaklık girişi. Evet 3.5 mm bulunuyor. Tip C bağlantı yuvası ve hoparlör çıkışları ve mikrofon girişinde burada yine görüyoruz. Arka tarafı çevirdiğimizde ise aslında bize tanıdık bir tasarım karşılıyor. Nereden diyeceksiniz? Samsung Galaxy S23 ailesine fazlasıyla benzeyen bir tasarım anlayışı var. Üçlü kamera üst üste konumlandırılmış 3 kamerada ve birbirleri boyutları aynı. Hemen kameraların yanında bir LED lamba bulunuyor. Bunun dışında baktığımızda bu tasarım anlayışı S23'te zaten vardı. Aynı şekilde hem A14'te devam ediyor hem de A34 ve A54'te de aynı tasarımın devam ettiğini söyleyebilirim. Bu arada arka taraf böyle parmağınıza dokunduğunuz zaman bir böyle bir tırtıklı bir tasarıma sahip. Yani bakın şimdi bir sesini duyacaksınız. Bu şekilde bir tırtıklı bir tasarımla bulunuyor. Bir de Samsung yazısını alt kısımda görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında tasarım öğelerinin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Bu genel görünümden sonra telefonun bir de teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Detaylı teknik özellikleri açıklamaya yazıyorum. Merak edenler oraya bakabilir. Ben burada öne çıkan veya benim önemli gördüğüm özelliklerinden bahsedeceğim. 6.6 inçlik Full HD Plus LCD bir ekranımız var. Samsung Galaxy A14 gücünü Exynos 850 işlemciden alıyor. 4 GB RAM, 64 ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 55 ve 2 olmak üzere üçlü bir kamera bizleri karşılıyor. 13 megapiksellik bir ön kameramız var. Çift SIM desteği olduğunu söyleyelim. 5000 mAh'lik pil, 15 watt'lık hızlı şarj ve açık yeşil, siyah ve gümüş renk seçeneklerinin olduğunu da belirtmek isterim. Elimde görmüş olduğunuz seçenek anlaşıldığı üzere açık yeşilli böyle yanar döner hoş bir tasarıma sahip olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Samsung Galaxy A14 zaten giriş seviyesi bir model. O yüzden hani kullanım deneyimi olarak da benzerlerine ve rakiplerine benzer bir performans sunuyor. Kullanılan işlemci daha önce A13'te de kullanılan aynı işlemci Exynos 850. Bununla ilgili bazı eleştiriler var. Özellikle oyunlarda çok iyi bir performans sunmadığı eleştirisi var. Ki gerçekten de hani oyunlarda böyle bir mucize beklemeyin. Ben oyunda kurdum, oynadım. Hatta oyunlar için özel bir uygulama vesaire de var bu telefonun üzerinde. Uygulama üzerinden bütün özelliklerini kullanıyorsunuz. Game Launcher isimli bu uygulama bizlere oyunlarda böyle daha performanslı kullanım deneyimi sunuyor. Aynı zamanda işte telefonun sesini kısıyor, bildirimleri kapatıyor ya da göstermez hale getiriyor filan. Size bir katkı sağlamış oluyor. Bir de bu Game Launcher'ın içinde kendi hazır oyunları da var Samsung'un sunduğu. Onları da oynayıp eğlenceli vakitlerde geçirebilirsiniz. Ayrıca Google Play Store'dan farklı oyunları da yükleyerek de yine bu telefonla oynayabiliyorsunuz. Ama mesela PUBG'de hani böyle ortalama çözünürlükte 30 FPS'yi zar zor yakalıyorsunuz. Onu söylemek isterim. Yani çok iyi bir performans. Beklemeyin. Oynatıyor mu? Oynatıyor. Çünkü genelde bu soruyu bana çok soruyorsunuz. PUBG oynatır mı? İşte Asphalt 9 oynatır mı? Oynatıyor ama çözünürlük çok iyi değil. Kalite çok iyi değil. Fakat oynatıyor mu? Oynatıyor arkadaşlar. Bu arada İşlemci önceki sürümde dedim ve rakipleriyle kıyaslandığında bir parça performansı düşük kalıyor olduğunu söyledim ama bu günlük ihtiyaçları karşılamayacağı gibi bir anlama gelmiyor. Günlük olarak her şeyi yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan istediğiniz gibi birçok işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani WhatsApp'ta dolaşmak, sosyal medyada takılmak ve benzeri bütün işlemleri bu cep telefonu üzerinden yapabilirsiniz. Aklınıza öyle bir soru gelmesin. Ama böyle oyun gibi performans isteyen uygulamalarda birazcık geride kaldığını söyleyebilirim. Bu arada işlemciyle ben PC Mark testi de yaptım. 5392 puan verdi. Şuradan bir yerden de gösteririm birazdan. Siz de en azından bu değeri de görmüş olursunuz.
Beni takip edenler bilir, ben genelde videolarımda tablo kullanmayı çok seviyorum. Bu model için de bir tablo hazırladım. Hangi tablo? Samsung Galaxy A13 ile A14 arasında ne fark var? Şimdi ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Aslında çok da bir fark yok. Hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Ekran boyutu aynı. Ekran yenileme hızı aynı, 60 Hz. Ön ve arka ekran korumasında Gorilla Glass 5 vermiş A13'te ama A14'te ne olduğunu ben öğrenemedim. Bilen varsa yorumlara yazabilir. RAM aynı. Depolama alanı seçenekleri aynı. İşlemci aynı. MicroSD kart yuvası var. GPU aynı. İşletim sistemi Android 12 ile gelmişti muhtemelen A13. Ama güncelleme almıştır ya da almak üzeredir diye düşünüyorum. Çünkü güncelleme alıyor yani. Orada Samsung gayet güzel bir şekilde tıkır tıkır o güncellemeleri veriyor. O yüzden ben burada Android 13 ve One UI 5 dedim. Bu modelde Android 13 ve One UI 5.1 ile geliyor bu arada. Bu da güzel bir özellik olduğunu da söyleyelim. Çift sim kart desteği var her iki telefonda da. İki telefon arasındaki belki de en önemli fark arkadaşlar kameralar tarafında olmuş. A13'te 4 kamera varken A14'te bu 3'e inmiş. Zaten bunu teknik özellikler kısmında söylemiştim. Samsung Galaxy A13'te bir alan derinliği kamerası varmış. A14'te bu alan derinliği kamerası kaldırılmış. Bu sayede üçlü bir kameraya ulaşılmış. Ön kamera çözünürlüğü arttırılmış. 8 megapikselmiş. 13'e çıkartılmış. Bluetooth 5.0'mış. 5.1 olmuş. Pil aynı. Şarj kapasitesi aynı. 3.5 mm kulaklık girişi varmış. Var. Stereo hoparlör bulunmuyor ikisinde de. Ve fiyat tarafına baktığımızda da 4800 TL civarında bir fiyatı varmış. 64 GB için A13'ün. A14'te bu 5500 TL olmuş. A13'ün 128 GB'lık sürümü 5539 TL'ymiş. A14'te ise bu rakam 6300 TL olmuş. Yani gördüğünüz gibi özellikleri birbirine çok benziyor. Aslında çok da büyük bir değişiklik olmamış A14 tarafında arkadaşlar. Az önce söyledim ama bunu çok soruyorsunuz. O yüzden mutlaka belirtmek istiyorum. Stereo hoparlör bulunmuyor bu modelde. Genelde giriş seviyesi modelde bulunmuyor arkadaşlar. Birçok markada giriş seviyesi modele böyle bir özellik koymuyor. Bu modelde de stereo hoparlör bulunmuyor. Bunun altını çizeyim. Çünkü bunu özellikle soruyorsunuz. Soranlar için de en azından bu bilgiyi vermiş olayım. Bu arada ürün bana kutulu gelmedi. Samsung tarafında öyle bir durum oluşmuş arkadaşlar. Eğer kutulu gelmesini beklersek biraz gecikecek bilgisi verildi. O yüzden kutusuz olarak geldi ama bildiğim kadarıyla bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Ve kutusundan da kablo dışında adaptör vesaire çıkmıyor arkadaşlar. Ki biliyorsunuz bu olayı Apple başlatmıştı. Samsung da devam ettiriyor. Hem üst seviye modellerde hem de artık yavaş yavaş giriş seviyesi modellerinde sadece kutudan kablosu çıkıyor. Muhtemelen bunda da öyledir diye düşünüyorum. Çünkü bana kutulu gelmedi. Bu ürünü satın alanlar varsa kutu içeriğini yorumlara yazarsa sevinirim. Öte yandan Samsung'un telefon güncellemeleri konusunda bazı vaatleri oluyor. Ve bu vaatlerine sıkı sıkıya uyan bir marka. Bu modelle ilgili de ben sordum markaya. 2 tane işletim sistemi güncellemesi alacak Samsung Galaxy A14, 4 tane de güvenlik yaması alacağının garantisi verildiğini söylediler bana. Yani 2 yıl çok rahat bir güncelleme alacak. Devam eden 2 güvenlik güncellemesi ki kabaca o da 2 yıla tekabül. Yani 4 yıl içinde bu telefonu rahat bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki aklınıza şu soru gelmesin. Bazen bu konularda bana çok soru geliyor. Güncelleme almazsa ne olur? Telefonu kullanamaz mıyız? Çöp mü olur? Hayır. Çöp olmaz. Telefonu kullanabilirsiniz. Ancak güncelleme almaması şu anlama geliyor. Belli bir süreden sonra uygulamalar belli işletim sistemleri de çalışmak istiyor. Örneğin şu anda Android 13 var. Bir uygulama yüklemeye kalktığınızda örneğin WhatsApp için söylüyorum. Android 7'de çalışmaz. Çalışmayabilir. Yani bunu afaki olarak söylüyorum. Oturup araştırmadım. O yüzden Android 7'li bir telefonunuz varsa WhatsApp'ın yeni sürümünü kullanamazsınız orada. Böyle sıkıntılar doğacaktır. Tabii WhatsApp belki önemli olmayabilir ama bir bankacılık işlemi yapmak için o bankanın uygulaması da belli işletim sistemleri istiyor. Orada da sıkıntılar yaşayacaksınız. Yani telefonun ömrü bitmese bile, gayet güzel bir şekilde kullanılabilir halde kalsa bile belli bir süre sonra güncelleme alamazsa eğer telefonlar kullanılamaz hale geliyorlar işte bu sebeplerden dolayı. O yüzden Samsung burada bir belli garanti veriyor. Tabii ki daha pahalı ve daha orta seviye ve de üst seviye ürünlerde 4 yıl güncelleme yani 4 tane büyük Android güncellemesi aynı zamanda 5 tane de güvenlik güncellemesi veriyor. Bu modelde 2'ye 4 olduğunu söyleyeyim. Yani 2 tane Android güncellemesi verecek, 4 tane de güvenlik güncellemesi verecek. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında bizlere 50 megapiksellik f1.8 diyaframlı bir ana kamera. Buna eşlik eden 5 megapiksellik ultra geniş açı ki diyaframı da f2.2 ve 2 megapiksellik de bir makro kamerası f2.4 diyafram değerine sahip eşlik ediyor. Ana kameramızın dizilimi böyle. 13 megapiksellik de bir ön kameramız bulunuyor arkadaşlar.
Şimdi bu ürün tabii ki bir giriş seviyesi model olduğu için kamerasından mucize beklememek lazım. Günlük ihtiyaçlarda görebilecek bir kamera olduğunu söyleyeyim. Eğer böyle hani ışık şartları iyiyse iyi sonuçlar alıyorsunuz. Girdiğimiz zaman zaten bir hani 0.5 dediğimiz hani geniş açıyı da isterseniz kullanabiliyorsunuz. 2x'lik bir zoom da yapabiliyorsunuz. Portre modumuz var, fotoğraf modumuz var, video modumuz var ve daha fazla moduna girdiğinizde de işte pro, panorama, yiyecek ve makro olmak üzere 4 tane farklı mod çıkıyor. Bunun dışında hem ön hem arka kameranın 1080p 30 fps video kaydettiğini söyleyeyim. 4K isteyenler çıkabilir belki aramızda ama bu seviyede 4K ne yazık ki bulunmuyor arkadaşlar ya da bu fiyat seviyesinde diyelim. O bakımdan ben kamerayı beğendim. Mucize beklemeyin. Altını çizerek söylüyorum ama bu kategorideki telefonlara baktığımızda hani sizi yarı yolda bırakmayacak. Fotoğraf çektiğiniz zaman da ütüyle mi çektin kardeşim dedirtmeyecek bir kamera bizleri karşılamış durumda. Şimdi gelin bu kamerayla çektiğim fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Samsung Galaxy A14 cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor ön kamera. Arka kamerada yine aynı bir şekilde yani ana kamerada 1080p 30 fps kayıt yapıyor. Görüntü kalitesi kendi kategorisine göre iyi olduğunu söyleyebilirim hem fotoğrafta hem de videoda. Gelelim pil meselesine. Şimdi telefonda 5000 mAh'lik pil var dedik. Beraberinde adaptör çıkmıyor kutusundan. 15 Watt'lık da hızlı şarjı yani kablolu şarjı destekliyor. 15 Watt'lık kablolu şarjı da 2 saate aşkın bir sürede şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptığım denemelerde 3 aşağı 5 yukarı bu rakamları buldum. 2 saat 15, 2 saat 20 dakikayı bulan bir değer söz konusu. Tabii ki hani daha hızlı olmasını isterdik ama hani bu fiyat segmentinde baktığımızda da hani öbür markalarda da 40 Watt, 50 Watt, 60 Watt vermiyorlar arkadaşlar. O yüzden bence fena değil. Tabii kutudan adaptör çıkmıyor olması biraz düşündürücü. Çünkü genelde rakiplerde bu seviyedeki modellerde çıkıyor. Onu söyleyeyim. Ama Samsung böyle bir karar almış diye düşünüyorum. Yani çıkmadığını tahmin ederek söylüyorum bunları. Çıkıyorsa zaten sorun yok arkadaşlar. Ama bildiğim kadarıyla A serisinde çıkmıyor. Çünkü A34 de geldi bana. Test ediyorum. Onda da kutudan adaptör çıkmıyor. Pille ilgili testler de yaptım tabii ki. Benim sadık yarim PC Mark batarya testi var. Biliyorsunuz 16 saat 59 dakika yani 17 saate neredeyse yakın bir pil değeri verdi. Çok iyi bir rakam. 17 saat 2 günü çok rahat göreceksiniz anlamına geliyor. Pil tarafında Samsung işini güzel yapmış, dersini iyi çalışmış. Oldukça iyi bir pil performansı sunuyor bu cep telefonu. Samsung Galaxy A14 Android 13 işletim sistemi ve One UI 5.1 ile geliyor. En son işletim sistemi ve en güncel arayüzle gelmesi güzel bir gelişme olmuş. Evet, gelelim fiyat tarafına. Hepinizin merak ettiği konu burasıdır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu modelin iki farklı sürümü var. 64 GB'lık sürüm ve 128 GB'lık sürüm. 64 GB'lık sürümün fiyatı 5499 TL iken 128 GB'lık sürümün fiyatı ise 6300 TL arkadaşlar. Tabii giriş seviyesi bir model için bu rakamlar bir parça yüksek. Çünkü şimdi şu yorumları görüyor gibiyim. Yani muhtemelen bu videonun altına yapacaksınız o yorumları. Yani ona o parayı vereceğime şunu alırım, bunu alırım. Evet var. Özellikle Xiaomi tarafında çok ciddi rakipler var. Ya da hani 500 lira 1000 lira daha fazla koysanız çok daha güçlü ve çok daha oyun performansı yüksek olan telefonlara ulaşabilirsiniz. Evet onu kabul ediyorum. Ayrıca Oppo'nun mesela gayet güzel telefonları da var. A16 olsun ya da
hala farklı modeller olsun ve bundan biraz daha uygun fiyatlı modelleri de var. O yüzden Samsung bir parça fiyatı yüksek kalmış. Onu söyleyebilirim. Hani şöyle de bakılabilir tabii ki. Hani Samsung'un bir kalitesi var. Evet doğru. Bu güncelleme meselesi önemli mesela. Diğer markalar bu şekilde bir şey yapmıyor. 3 güncelleme vereceğim, 5 güncelleme vereceğim falan diye açıklama çok fazla yapmıyorlar. O yüzden bu tarafı da güzel, benim hoşuma gitti. Kamerası da falan fena değil. Hani bunları alt alta koyduğumuzda 500 lira 1000 lira daha fazla verilir mi benzer özellikleri olan bir bu telefona diye düşündüğümüzde bir parça evet verilir diye düşünüyorsunuz. Ama tabii ki bu hani kişiden kişiye değişir bir yorum. Kimisi için bu güncelleme meselesi önemli olmayabilir ya da Xiaomi de veriyor, Oppo da veriyor da diyebilirsiniz. Evet onlara da bakmak lazım. Aynı özellikleri sunan modellerde durum nasıl diye. Ama Samsung'un fiyatının bir parça yüksek kaldığını söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy A14 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz bölümler mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her fikri okuyorum. Her yorumu da elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Çünkü bu kadar emek veriyorum. Gerçekten de bu videoları hazırlamak o kadar kolay olmuyor. Ve bu konuda sizin desteğinizi bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsunuz, içeriklerimi beğeniyorsunuz, abone olun. Bunu sadece kendim için söylemiyorum. Videolarını ve içeriklerini beğendiğiniz, düzenli olarak içerik üreten her kanala bence abone olun. Abone olmak ücretli bir çalışma değil. Tek bir dokunuşla hemen abone olabiliyorsunuz. Açıklamada linkim var. Ona tıkladığınız andan itibaren de kanalıma abone olabilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Oralarda da teknolojiyle ilgili içerikler paylaşıyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla hepsini takip edebilir ve beni oralardan da desteklerseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.